Bu Krim olayının şey var. Hama geleneksel olarak Baas rejimine direnen bir kent. 1982'deki ayaklanma binlerce kişinin öldürülmesiyle bastırılmıştı. Son protesto dalgası da şiddetle bastırıldı. Kısa bir süre öncesine kadar Esad'a karşı gösterilerle çalkalanan Hama'da görünüşe göre gündelik hayattaki sükunet sağlanmış durumda. Ancak kentin dört bir yanında askeri kontrol noktaları var ve çok sayıda güvenlik mensubu Hamalıları 24 saat gözetim altında tutuyor. Hamalılar korku dolu öyküler anlatıyor. Ramazan'ın ilk günü geldiler. Sabah 4 saat boyunca her şeye ateş açtılar. Konuşan kişi gözaltına alınmak istiyor ama halk onu koruyor. Talal El Hekim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kimliğini gösteriyor. Durumlar kötüydü. Operasyonlar 7 gün falan vardı operasyon. Aynı zamanda ölüler vardı çok. Yaklaşık 300 kişi öldü diyorlar. Şiddete dair taze izler de her yerde. Hama'nın merkezinde durum sakin belki ancak dış mahalleler için bunu söylemek mümkün değil. Kentin dış mahallelerinden yükselen bu siyah koyu duman orada hala bazı şeylerin sıradan olmadığının bir göstergesi. Suriyeli yetkililer protestocuların tahrip ettiği binaları gezdiriyor habercilere. Güvenlik güçlerinin varlığı öfkeyi dindirmiyor, tam tersine arttırıyor. Tunus, Mısır ve Libya'da tekrarlanan slogan Hama sokaklarından da yükseliyor. Halk rejimin devrilmesini istiyor.